Merhaba. Hadi gelin. Bir annenin memesinin bebeğini doyurmak için ne zaman süt üretip salgılaması gerektiğini nasıl bildiğine bakalım. Eminim hepiniz bunun için öncelikle aç bir bebeğin olması gerektiğini tahmin ediyorsunuz. Evet, yanılmadınız. Bebeği çizmeye çalışıyorum. Evet, biliyorum. Biraz uzaylı gibi oldu. Bebekler ağızlarını çok ama çok geniş açarlar. Görseniz şaşarsınız. Ve sürecimiz bebeğin emmesiyle başlar. Yani bebeğimiz emmeye başlar ve bu emme hareketi sütün memeden çekilmesini sağlar. Hatırlayın, burada sütü içinde tutan süt bezleri vardı. Bunlar miyoepitelyal hücrelerle çevrelenmişlerdi. Ve süt meme ucuna laktiferöz kanallarıyla çekiliyordu. Evet, tamamen bebeğin emmesiyle oluşan bir durum gibi göründüğünü biliyorum. Ama aslında çok daha heyecan verici bir olay. Şimdi size neden heyecan verici olduğunu anlatayım. Meme ucunda mekanoreseptörler bulunur. Bunlar omurilik üzerinden giderek annenin beynine ulaşan aferent mesajlarıdır. Ve bu mesajlar beynin hipotalamus denen bölümüne iletilirler. Mesajı alan hipotalamus gerçekten önemli olan iki eylemde bulunur. Bunlardan ilki başka türdeki bir nöron olan oksitosin nöronuna harekete geçme mesajı göndermesidir. Tahmin edeceğiniz üzere oksitosin nöronu oksitosin denen hormonun salgılanmasını sağlar. İşte şimdi buraya çiziyorum. Oksitosin nöronu tarafından salgılanan oksitosin hormonu annenin beyninin arka tarafındaki başka bir alandan salgılanır. Bu alana ise hipofiz bezi denir. Kısaca oksitosin annenin arka hipofizinden salgılanır. Bu hormonun görevi ise buradaki miyoepitelyal hücrelerin kasılmasını sağlamaktır. Hipotalamusun ilkinden farklı olan diğer görevi ise başka türdeki bir nöronun çalışmasını durdurmaktır. Prolaktin inhibitörü denen nörona durma sinyali gönderir. Evet, onu da buraya ekleyelim. Prolaktin inhibitörü. Prolaktin inhibitörü aslında tüm yıl boyunca çalışır ve görevi de başka tür bir hormon olan prolaktini üreten hücrelere durmalarını söylemektir. İşte buradaki prolaktin inhibitörü ve ilettiği mesaj da sakın prolaktin üretme. Prolaktinin ne olduğunu birazdan anlatacağım. Gördüğünüz gibi buradaki bizim prolaktin üreten hücrelerimiz. Prolaktin hücreleri. Anne kucağında aç bekleyen bir bebek olduğu bilgisini alan hipotalamus, buna karşılık engelleme sinyalinin gönderilmesini durduruyor. Bunun sonucunda da daha fazla prolaktin salgılanmaya başlıyor. Peki prolaktin ne yapar? Belki de adından ne yaptığını tahmin edebilirsiniz. Prolaktin aslında pro ve laktin olarak iki kelimenin birleşimidir. Laktinin anlamı ise süttür. Bildiğimiz süt. Yani burada anne sütü. Prolaktin, laktogenez denen eylemin, yani süt bezlerinde süt üretiminin başlamasını sağlar. Evet, sizin için hemen prolaktinin adını da buraya ekliyorum. Prolaktin hormonu ön hipofiz bezinden salgılanır. Onu da yazalım. Oksitosin ise arka hipofiz bezinden salgılanır. Bu iki hormon bir arada çalışır. Prolaktin hormonuyla süt üretilirken, oksitosin hormonunun miyoepitelyal hücrelerindeki etkisiyle üretilen süt, laktiferöz kanallarıyla dışarı boşaltılır. İşte şimdi en iyi kısma geldik. Hazır mısınız? Tüm bu olaylar silsilesi bir bebeğin ağlama sesiyle başlayabilir. Ve bu sizin kendi bebeğiniz olmak zorunda bile değil. Bebeğin ağlama sesi vücudunda süt üretimi olan bir annenin kulağı tarafından algılanır ve bu bilgi beyin korteksi üzerinden gönderilir. Beyin korteksi. Burada tabii işitsel korteks ve diğerleri var.
Bebek meme emmiyor bile olsa, beyin korteksi hipotalamusa süt salınımı sürecini başlatması için mesaj yollar. Bu bir tür destek mekanizmasıdır. Çünkü duyulan ağlama sesi süt üreten annenin yakın bir zamanda aç bir bebeği besleyebileceği anlamına gelir. Tüm bu sürece, yani anne ve bebek arasındaki bu inanılmaz iletişim kabiliyetine süt bırakma refleksi diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda ise süt salgılanması için miyoepitelyal hücrelerin ne zaman kasılmaya başlaması gerektiğini, vücudumuzun bunu nasıl anladığını ve neler olduğunu anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın.